Yaren. Eda hadi. Hadi lütfen gitmek istiyorum ben bu evden. Kalk git üstünü değiştir. Hadi. Hadi kalk üstünü değiştir. Hadi toplan İstanbul'a. Sen git ben gelirim. Saçmalama iki saat. Sen de beni rahat bırak. Bırak Yaren. Eda. Eda. Rahat bırakınca olanlar ortada. Ne kadar boş tip var eve toplamış. Eda hadi gidelim hadi. O kızları nereden buldun? Hacer teyze benimle gelmişti. Akrabaları varmış burada. Onu bıraktıktan sonra Eda'yla karşılaştım yolda. Yolda? Ne var yani? Ne var? Annemden betersin ha. Ne geniş adam varsınız ya. Yolda buldum diyor ya. Senin ne işin var o zavallı kızlarla? Onu da anlamadım ki. Zavallı derken? Evet. Öylelerdi. O üstlerindeki ucuz kıyafetleri bile ödünç almışlar. Nereden geldikleri belli değil. Sınıf ayrımı yapmasak mı acaba ha? Ekim Bey. Ha? Can Akal'la takılmak onların da hakkı değil mi? Eğlendiler işte biraz da var ya. O kız peşini bırakmayacak Can. Al başına belayı da rahatla şimdi. Tamam kanka tamam. Bak bu gece böyle bekarla veda partisi gibi bir şey sayalım olur mu? Ha? Ben Nil'i seviyorum ya. Ciddi düşünüyorum. Evleneceğim Nil'le ben ya. Bir sıkıntı çıkmaz. Öylesine bir şeydi bu. Sen ne ciddi? Eda, Eda lütfen, lütfen. Eda lütfen git. Üstünü değiştir. Ama Yaren. Eda lütfen dedim. Lütfen. Hadi. Hadi. Merak etme majesteleri. Biz kimsenin başına bela olmayız. Sen niye gülüyorsun ya? Neye gülüyorsun? Sen komik miyim ben? Komik miyim? Tamam prenses tamam tamam korktum ya. Tamam. Sen ne yüzsüz bir şeysin ya? Utanmaz. Ahlaksız. Tamam sakin ol. Herkes için zor bir geceydi. Ama bu kadar yeter bence. Hadi ya. Aşağıla. Hakaret et. Sonra istediğin gibi konuyu kapat. Oldu. Bitti mi? Bitmedi. Sen insanları yargılamadan önce o ağzındaki gümüş kaşığı çıkar tamam mı? Bizim kıyafetlerimiz ödünç olabilir ve ben bundan utanmıyorum. En azından sizin gibi pahalı kıyafetler giyen ucuz insanlar değiliz biz. Asıl sensin zavallı be. Siz var ya hepiniz zavallısınız. Gözünüz o kadar kör olmuş ki hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Bittiyse sizi eve bıraktıracağım. Geç oldu.